dünyanın gördüğü en büyük komutanlardan birisi, Timur. Ardından gelen her hükümdar kendini onunla kıyaslamış, kıskançlıkla birlikte hayranlıkla beslemiştir. Bu kıskançlık öyle bir boyuta gelmiştir ki en sonunda Timur'un mezarını açmış ve bunu da kayda almışlardır. Emir Timur, Timur Lenk veya Aksak Timur. Dünya tarih sahnesine çıkmış önemli Türk hükümdar mareşallerden bir tanesidir. Bugün sokakta sorsak Timur'u tanımayan yoktur. Timur, Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti ile de savaşmış. Peki neden savaş oldu? Emir Timur, İslam'a zarar verdiğini düşündüğü Osmanlı'ya sığınmış bulunan Bağdat hakimi Yağmacı Ahmet Celair ve onun dostu Kara Koyunlu Kara Yusuf'u idam etmesini ya da kendisine vermesini istemiştir. Yıldırım Beyazıt'a, biz sizin kafir ile cenk ettiğinizi biliriz. Amacımız sizi zayıf düşürüp ortak düşmanımız kafirlere kolaylık sağlamak değildir diyen Emir Timur, bu isteği yerine gelirse kız alıp kız vermeyi, ebedi müttefik olup düşman ile beraber savaşmayı teklif etmiştir. Beyazıt bu teklifi kabul etse belki İstanbul çok daha erken fethedilecek, Avrupa bir Türk kıtası olacaktır. Yıldırım Beyazıt teklifi reddedince iki ordu 1402 yılında karşı karşıya gelir. Timur'un yaptırdığı anayasanın ilk maddesi Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk'e kılıç kaldıran eli kır olan Emir Timur bir Türk ordusuna karşı savaşmak zorundadır. Osmanlı ordusu 90 bin asker, Timur ordusu ise fillerle desteklenmiş 130 bin askerden oluşmaktaydı. Ankara Savaşı sonrası Osmanlı Devleti yenilmiş, Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşmüş, 5 şehzade tam 12 sene taht kavgasına tutuşmuş, Fetret Devri denen kör dönemde devlet başsız kalmış, çok kan dökülmüştür. Timur ordusuyla başkent Bursa'ya gelmiş, saraydaki kapkacığa kadar yağmalamış, bir süre işgal edip sonra tekrar geldiği yere Semerkant'a geri dönmüştür. İstese Timur Osmanlı Devleti'ne son verebilirdi ama yapmadı. Timur'un olumlu icraatlarından biri de İzmir'i Venediklerin elinden almasıdır. Burada yaptığı savaş, Hristiyanlarla yaptığı da tek savaştır. Timur'un olumsuz yaptığı icraatlardan biri de şu anda Rusya tarafında olan Altın Ordu Devleti'ni yıkmasıdır. Devlet yıkılınca Çarlık Rusyası'nın temelleri atıldı ve bu devlet yüzyıllarca Osmanlı'yı uğraştırdı. Altın Ordu Devleti ayakta olsaydı Çarlık Rusyası olmayacaktı. Bugün Ankara'da hala bize Timur'u hatırlatan acı bir hatıra var. Esenboğa Havalimanı. Aslında gerçek ismi İsenbuga'dır. Timur'un ordusundaki generallerden birinin ismidir. Bazı harp tarihçilerine göre ön saftaki hücum birliklerinin yahut Timur'un Yıldırım'ı perişan eden meşhur fil müfrezelerinin kumandanıdır. Ankara Savaşı sırasında karargahını şimdi hala onun adıyla anılan yerde kurmuş, burada bulunan küçük yerleşim merkezi asırlarca Esenboğa ismini taşımış ve 31 Mayıs 1956'da inşaat tamamlanarak sivil havacılığa açılan havaalanında bu köyün adı verilmiştir. Maalesef Ankara'da yaşayan insanların çoğu bu bilgiyi bilmez. Timur hakkında ilginç bir bilgi daha vereyim. Suriye'ye geliyor. Emevi Camii yakındaki sahabe mezarlarını görüyor. Yine cami yakındaki ihtişamlı bir türbe içinde yatan Yezid'in mezarını görüyor. Bu sahabiler bu kadar mütevazi mezarlarda yatarken bu adam kim ki bu türbede yatıyor diye soruyor yanındakilere. Bu adam Ehl-i Beyt'e zulmeden peygamber torunlarını katleden adam diyorlar. Askerlerine emir veriyor. Mezarını 50 arşın yani 35 metre kazıyorlar. Çıkan tüm kalıntıyı Kızıldeniz'e döktürüyor. Türbeyi yıkıp askerlerine de mezara tuvaletlerini yapmalarını emrediyor. Oruç Bey tarihinde bu olay teferruatıyla anlatılmıştır. Bu bilgi bize Timur'un ehli sünnet görüşe yakın biri olduğunu düşündürüyor. Ayrıca dönemin çok sayıdaki kaynaklarında da Timur'un dindar bir hükümdar olduğundan bahsediliyor. Timur döneminde alimlerin sohbetlerine katılır, onlara çok büyük saygı duyardı. Timur'un çoğu şahsi eşyası kayıptır. Bilinen en önemli şahsi eşyalarından biri tahtını süsleyen 361 karat değerli bir taş. Londra'da bir müzede sergilenmektedir. Timur'un dünyayı titreten kılıcı da Tahran'da bir müzede sergilenmektedir. Timur ölmeseydi 68 yaşındayken Çin üzerine sefere çıkmıştı. Özbekistan Semerkant mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli bir şehirdir. Timur Semerkant'ta köklü bir uygarlık kurdu.
Torunu Ulu Bey burada bir rasathane açtı. O dönem Avrupa'da olmayan mimari eserlerle Semerkant bir mücevher gibi donatıldı. Sanat erbapları, bilim insanları Timur'un davetiyle Semerkant'ta toplanmıştır. Timur ve ailesinin mezarı Semerkant'ta bir türbededir. Emir Timur hayatı boyunca 27 hükümdarı dize getirmiş, girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyerek tarihe adını yenilmez komutan olarak yazdırmıştır. Atatürk Timur için şöyle der: "O şüphesiz ki gelmiş geçmiş en büyük komutanlardandır." Bugün Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 13. yıldız Timur Devleti'ne aittir. Joseph Stalin, Gürcü asıllı Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri. Sovyetler Birliği'ni 1920'lerin sonundan ölümüne kadar diktatörlük rejimiyle yönetti. Stalin, Sovyetler Birliği'ni endüstriyel ve askeri bir süper güce dönüştürdü. Fakat bunu gerçekleştirirken totaliter politikalar uyguladı ve milyonlarca Sovyet vatandaşı diktatörlüğü sırasında hayatını kaybetti. Stalin, Vladimir Lenin'in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri olarak nüfuzunu arttırdı ve 1927 yılında Sovyetler Birliği'nin lideri konumuna geldi. Başlangıçta Sovyetler Birliği'ni kolektif bir liderliğin parçası olarak yönetmesine rağmen sonunda 1930'larda ülkenin fiili diktatörü olma gücünü pekiştirdi. İdeolojik olarak Marksizm, Leninist yorumuna adanmış bir komünist olan materyalist felsefeyi benimsemiş olsa da birçok farklı inancı da vardı. Örneğin kendisine büyü yaparlar korkusuyla gerçek doğum tarihi hiçbir yerde paylaşılmazdı. Stalin, diğer pek çok diktatör gibi gerçek bir megalomandı. Dünyanın en güçlü liderinin kendisi olduğunu düşünüyor ve kendini ancak tarihteki büyük hükümdarlarla kıyaslıyordu. Elbette bunların en başında Rus tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Timur geliyordu. Stalin'in Timur takıntısı genç yaşlarda başlamıştı. Gürcistan'da bulunduğu sırada burada Özbeklerin toplandığı yerlere gider ve Timur hakkındaki halk öykülerini dinlerdi. İktidarı ele geçirmesiyle birlikte bu saplantısı daha da derinleşti. Sovyetler Birliği'nin önde gelen bilim insanlarından bir ekip kuruldu ve Timur'un detaylı şekilde araştırılarak kendisiyle karşılaştırılan bir rapor hazırlanmasını istedi. Elbette bu raporda sadece diktatörün üstünlüğü vurgulanacaktı. Bu araştırmalar esnasında dönemin Rusya elçisi Türkiye Cumhuriyeti'nden Timur-Osmanlı Savaşı hakkındaki belgelerin bir kopyasını bile talep etmişti. Yine de Stalin, Timur'un gölgesi dahi olamayacağının bir şekilde bilincindeydi. Derken hem Stalin'in arkadaşı hem de parti yetkilisi olan Mihailovich Molotov, ki kendisi Madame Belavski'nin öğretisini takip eden bir tarikata üyeydi, Stalin'e tarihte büyük işler başarmış pek çok hükümdarın bazı özel yahut sihirli eşyalardan yardım aldıklarını anlatmış,
Bu konu hakkında Çin kaynaklarında Türklerin kullandıkları yada taşı ile hava olaylarını etkileyerek savaş kazandığından bahsetmiş ve Timur'un da muhtemelen böyle özel güçlere sahip bazı nesneler kullanarak ancak bu kadar büyük bir hükümdar ve komutan olduğunu anlatmıştır. Bu özel nesneler de olsa olsa Timur'la birlikte gömülmüş olabilirdi. Onlar bu konuşmayı yaparken Avrupa'da Adolf Hitler kaderin mızrağını, ayıt sandığını ve kutsal kaseyi bulmak için dünyanın her tarafına ekipler yolluyordu. Nihayet Stalin kesin bir karar verdi ve Timur'un mezarının açılarak incelenmesini ve bu tarz özel bir nesne bulunursa da kendisine getirilmesini emretti. ...21 Haziran 1941'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Mihail Gerasimov başkanlığındaki bilim ekibi Timur'un türbesine gelip çalışmalara başlıyorlar. Ekibi karşılayan ilk kişi türbenin bekçisi Mesut Aleyev oldu. Ekibin maksatlarını öğrenince onlara bu hareketlerinden vazgeçirmek için bayağı mücadele etti. Ekip Aleyev'i dinlemedi ve onu bekçilik görevinden alınmasını sağladı. Haber halk arasında çabucak yayıldı. Yörede yaşayan yaşlı kimseler türbeye gelip yapılan işin yanlış olduğunu, Timur'un laneti olduğunu orada çalışan ekibe anlatıyorlar. Hatta içlerinden biri 17. yüzyılda yazılmış bir kitabı getirip orada Timur'un laneti olduğunu ekibe anlatıyor. Ekip kimseyi dinlemedi, çalışmaya devam etti. Benzer bir olay 1747 yılında da olmuştu. İran Şahı Nadir Timur'un türbesine gelip buradaki yeşim taşından yapılan kitabeyi aldı. Taş alındıktan sonra İran'da bir deprem meydana gelir. Paniğe kapılan Nadir Şah da hastalanınca aldığı kitabeyi götürüp yerine koymak zorunda kalır. Kazı ekibi yerel halktan gelen uyarıları aldırmayarak çalışmalara başlar. Önce mezar odasındaki aydınlatma sistemi arıza yapar. Sonra da ağır mermerleri yerinden kaldırmak için kurulan minç arıza yapar. Tüm olumsuzluklara rağmen lahit açılır. Lahit açıldığında ortama ağır, güzel bir koku yayılır. Ekip önce zehirli gaz zannedip paniğe kapılsa da sonradan bu kokunun mumyalamada kullanılan ilaçtan kaynaklandığı tespit edildi. Emir Timur'un naaşı artık önlerindedir. Mumyalanmış ceset aradan geçen 6 asıra rağmen oldukça sağlamdır. Ancak havayla temas ettiğinde ceset hızla bozulmaya başlar. Kazı ekibine bir de genç bir kameraman Malik Kayumov kazının tüm aşamalarını filme çekmiştir. Film de restore edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Önce Emir Timur'un maskesi yapılıp yüz kalıbı çıkartılır. Boyu ölçülür. Timur'un boyu 1.73'tür. Gerçekten aksak olup olmadığına bakılır. Hakikaten aksak olduğu tespit edilir. Aksaklığının sebebi de kalça kemiğinin incikmesinden kaynaklandığı da tespit edilir. Türbe içinde Timur ailesinden olan diğer kişilerin mezarları da açılır. Onların naaşları da incelenir. Türbede Muhammed Mirza Sultan, kardeşi Pir Muhammed Mirza, Timur'un oğulları Celaleddin Miran Şah Mirza ve Şahül Mirza oğlu Ulu Bey de yatmaktadır. Türbede Timur'un hanedanından olmayan ilginç bir kişi Timur'un hocası Aziz Nur Seyit Bereke'dir. İlk inceleme sonrası Timur'un naaşının olduğu tabut Moskova'ya götürülür. Mezar açıldıktan sonra resmi kayıtlara geçen bazı ilginç hadiseler de olmuştur. Mezar açıldığı günün gecesi Semerkant'ta gökyüzünde düdük sesine benzer ve kulakları inleten bir ses duyulmuştur. Aynı gece pek çok hamile kadın bebeğini düşürmüş, korkunç bir fırtına çıkmış ve 3 gün boyunca musluklardan sular acı akmıştır. Birkaç gün sonra da Nazi orduları Rusya'ya saldırır. İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi askerleri Rusya'dan temizlenene kadar 20 milyon asker ve sivil Rus vatandaşı hayatını kaybeder. Moskova'da gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra yine Stalin emriyle Timur'un naaşı Semerkant'a geri götürülüp 19-20 Kasım 1942 tarihinde türbesine tekrar defnedilir. Türbe içinde kitabelerden birinde bedduayı andıran bir cümle olsa da bu olay gerçekten bir lanet miydi? Yoksa bu olaylar zinciri bir tesadüf müydü? En doğrusunu elbette Allah bilir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için Instagram'dan arkadaşım olarak bana mesaj gönderebilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.